ortak konuda bayağı bir uğraştık. Ama şimdi bir tane uzun kol aldık ve rahat bir şekilde buradan söküşü yapıyoruz. İşte yırtık körüklü arkadaşımız bu. Bu körük artık iyicene dağılmış. Ve şu parçanın içine toz girdiği için bunda boşluk yaptı. Biz de hem körükleri değiştirmek hem de bunlara güzel bir bakım yapmak için şu anda bunları sökeceğiz. Güzelce bir temizliğini, yağlamasını, bakımlarını yapıp yeni körükleri takacağız. Önce el fırçasıyla güzelce pisliğini ve tozunu aldıktan sonra şimdi de sıra biraz makine gücü kullanmaya geldi. Bir tornavida ve çekiç yardımıyla aslında bunu bir mengeneye bağlamam lazım ama şimdi video çektiğim için mengeneyi gidip almaya üşeniyorum. Evet, alt kapağını çıkarttık. Daha önce bir defa bu körükler değişmiş. Arkadaş içine sıvı conta sıkmış. Bu tamamen değişecek zaten. Evet, az sonra rulmanların durumuna bakacağız. Ne alemde olduklarına. Önce şunu bir iyice yağlardan bir arındıralım. Sekman olması lazım ama farklı sekman mı yapmışlar? Orijinalinin dışına çıkıp buna orijinal sekmanını kullanmamışlar gerçekten. Evet, şöyle şu sekmandan takmışlar. Bunun aslı şöyle bir şey. Bu orijinali, bu çakma. Şurada içerideki bilye yuvasında ince dişler, kalın dişler var. Buna söküp takarken çok dikkat edeceğiz. İnce geniş yaya gelecek, kalın ince yaya gelecek. Şöyle, eğer kameranın netliği gösterirse şu ince uçlardan bahsediyorum. Buradaki de kalın uçlardan bahsediyorum. İnce olan geniş yaya, kalın olan ince yaya oturacak. Çıktı. Zaten biraz da gevşeme problemi vardı. Şimdi şurada bir sırt var. Bu sırt diferansiyel tarafına bakacak. Bu tarafı ise düz. Düz tarafta tekerlek kısmına bakacak. Bu gibi işleri yaparken genellikle fotoğraf çekiyorum ki toplarken unuttuğum bir şey olursa bana hatırlatsın diye.
6 tane bunları temizleyeceğiz, kontrol edeceğiz. Parçaları söktük. Güzelce ne yağdan arındırdık. Küçük aşınmalar var. Fakat bu aşınmalar bir sonraki 100 bin bakımına kadar rahat rahat bunu idare edebilir. Şöyle bilyaların geldiği yerdeki o noktasal parlaklığı görüyorsunuz. Bunları teker teker kontrol edip daha sonra düzgün bir şekilde yerlerine yerleştireceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla görsel herhangi bir kusur yok. Görsel kusur yok demek takılabileceğim manasına da gelir. Ama bir sonraki değişimde kısa askı kollarının değişmesi şart. Temizlenmiş parçalara bilyaları taktık. Bakın ince köşe kalın yaya, kalın köşe ince yaya. Bu şekilde döşenecek şeyler. İnce uç kalın yaya, kalın uç ince yaya. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde bu kısım tekerleğe giden kısım. Bu kısımda diferansiyele giden kısım. Dikkat ederseniz diferansiyelin olduğu yerde diğer tarafta olmayan bir halka var. Bu halka diğer tarafta yok. Bu aksa direkt oturuyor. İçindeki gres yağının taşmaması için sıvı conta kullanıyoruz. Ben sıvı contayı buraya değil de bu kapağın içine süreceğim. Çünkü buraya sürdüğümüzde bu siyah olarak gördüğümüz yerlerde gres ile sıvı contanın teması oluyor. Bu da sıvı conta sert olduğu için bilyaların arasına girebilir. O yüzden sıvı contayı bu bölgeye uygulamak daha mantıklı. Marka olarak Fortune sıvı contasını kullanıyorum. Sıvı conta uygulaması yapmadan önce parçaları yağdan arındırmak gerekiyor. Contanın güzel bir şekilde yapışması için. Buna dikkat edelim. Evet. Kapağı yerine geçirdik. Bu tarafa sıvı contamızı sürdük. Bunu eşleşecek şekilde delikleri geçirdik ve hafiften bastırdık. Böylelikle tekerlek tarafı tamamlanmış oldu. Segmanı taktıktan sonra rulmanları da buraya kilitlemiş olduk. Şimdi yapacağımız şey, önce kapağın çevresine sıvı conta süreceğiz. Daha sonra da rulmanların içine keçelerle beraber gelen gresi dolduracağız. Böylelikle arka kısa aksı körükleri değişti. İçleri bolca yeni gresle dolduruldu. Tabii temizlendikten sonra şu anda en ufak bir takılma yapmıyor. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde takılmaya hazır. Ve işlem tamam. Şöyle. Hem teker tarafı hem diferansiyel tarafı yeni körüklerle değişti.